Sevgili seyircilerim, Sektöre Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Çok değerli bir konuğum var. Yine sektörüne yön veriyor. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, çocukken çok sevdiğimiz, gençlik yıllarımızda aklımıza sık sık gelen, ileri yaşlarda da hatırladığımız, hele bugün biliyorsunuz sosyal medya sayesinde de acaba nerededir şimdi, hayatta mıdır, yaşıyor mudur, bir bulalım deyip bulduğumuz, mesajlar attığımız, yolda karşılaşınca bakışlarından tanıdığımız ve biliyor musunuz öğretmenim ya, ilkokul öğretmeni tabii çünkü o. Ben sizin öğrencinizim deyip ellerine sarıldığımız bir öğretmenimiz var. Efendim Cahit Dündar. Hoş geldiniz Teşekkür Cahit ederim Bey. efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Şu Sizler anda sizi nasılsınız? görünce öğrencileriniz aman dediler. Bizim hocamız Cahit Dündar. Ne kadar güzel değil mi böyle bir şey? Tabii ki, tabii ki çok güzel. Yani öğrencilerimizin bizi hatırlıyor olması bizim için en büyük mutluluk. Siz onları hatırlıyor Tabii ki, musunuz? tabii ki hiç Gerçekten. unutmuyorum. Kaç sene Hiç öğretmenlik yaptınız? unutmuyorum. Yaklaşık 41 yıl öğretmenlik yaptım ve 2-3 yıldır öğretmenliğinden uzağım. Onların o sınıflardaki koşuşturmalarını, gürültülerini bile Yani siz 2-3 yıl özledim. öncesine kadar öğretmenlik yapıyor Yani muydunuz? 4 diyelim, 4-4,5 yıl öncesine Harika. kadar yapıyordum. Tabii, İlkokul tabii. birden alıyordunuz. Tabii, ilkokul birden alıyorum. 5. sınıfa kadar yani mezun ediyoruz. Evet. Yıllarca, 26 yıl devlet hizmetinde bu şekilde çalıştık. Bunun yaklaşık 20 yılı köylerde geçti. Ben şimdi onu soracağım. O yıllarla bu yıllar arasında tabii şimdi köyler var. Ay bir köyü Evet. anlatın. Çünkü Evet. yaban biliyorsunuz okullarda okutulur. Ve Hı yabanda hı. da köye gitmiş olan bir öğretmenin hikayesidir o. Cemal, Kemal hep değişiyor ismi ama Evet. siz de iyi bilirsiniz. Evet. Ve savaşı da anlatır Kurtuluş Savaşı'nı ama köyde ilişki kurabilmek köylümüzle o yıllarda köyler nasıldı, köylümüz nasıldı? Bundan 41 yıl önce. Köylümüz sıcakkanlı insanların gerçekten samimi, doğal insanların yaşadığı ortamlardır. De. Dı, Hala da dı. öyle Hala, belki umarım hala var. öyledir ama %90 yine aynı özellik sürüyordur. Tabii ki her şeyde olduğu gibi oralarda da bir takım dejenere durumlar olmuştur. Yok aslında yok. Ben bundan 15 sene önce bir film çekimi için gitmiştim. Hı. Ürgüp civarlarında bir köye. Buradan seyrediyorlarsa da onlara selam olsun. Ve o çekimde 5-6 haneli bir köydü. Evet. Sadece un yapılıyordu, değirmen un. Ve kadınlardan biri dedi ki bizim erkeklerimiz dedi buradan çıkar. İstanbul'a gider, unlarımızı satar, ondan sonra gelir. Siz dedim gidiyor musunuz eşlerinizle? Hayır dedi gitmiyoruz. Niye? Ben dedi şuradan dedi bak orada bitiyor ya dedi köyün sınırı. Hı. Oradan dedi bir adım atmam dedi kadın. Ya olsun 35 Çok ilginç. yaşında. Ama tabii çolukları çocukları kızı boyunca 18 yaşında kızı var. Kıza Evet. döndüm. Sen dedim herhalde gidersin. Hayır ben de gitmem annem gibi dedi. Şimdi hala böyle köylerimiz var ama bana magazinle ilgili her şeyi anlattı. Televizyon bangır bangır içeride. Televizyon Tabii. seyrediyorlar, televizyonu seviyorlar. Bütün dünyayı oradan tanıyorlar. Fakat sizin döneminizde böyle bir şey de yoktu. Değil mi? Evet, Televizyon yani var mıydı 41 yıl önce televizyon köylerde? yoktu. Hatta bir çalıştığım köyde ki Çanakkale'nin batının bir köyü olmasına rağmen uzun yıllar o köyde çalıştım. İlk televizyonu ben almıştım. Siyah beyazdı. Bilirsiniz 3 saatlik bir yayın vardı. 67-68 kaç yılında Ya aldınız? yani Ye 70'li 70'li yıllar olması lazım. yıllardı. Sanıyorum 76'lar falandı. Olabilir. Evet. Tabii Sonra doğru işte doğru renkli televizyona 76'da. Evet. geçildi. Yani yoktu. Tabii vatandaşın dünyası sınırlı. Az önce buyurduğunuz gibi Estağfurullah. çok az kendi çevresi dışına çıkması oranın geleneklerine aykırı falan kabul edildiği için o kabuk kolay kırılamadığı Tabii. için onun dünyası o kadar. Yani gerçekten atıyorum herhangi bir ilçeye bağlı bir köyde yaşayıp da yıllarca o köyü görmeyen, o pardon İlçeyi ilçeyi, görmeyen kasabayı görmeyen özellikle kadınlarımız var. Ama onlar bunlar çıkma büyük oranda çıkmıyor. kırıldı. Bunlar Ama büyük bence oranda bilmiyorum değişti. da o çok büyük bir safiyet, Değişti. safiyetti. Evet, Öyle değil safiyet miydi? tabii. Köye giderdik biz Hı. tesadüfen. Sevgili seyirciler, köye giderdik.
o yıllarda ve yatağını verir, odasını aynı. Verir. Burada yatın der. Evet. Diğer odasını da verir. Kendi belki gider samanlıkta, ahırlarda yatar. Yerde ortaya bir döşek serer, yatar. Kendi yemediğiniz şey ikram eder. İkram eder, donatır i̇kram sofrayı. Eder. Halkımız öyle der. Yani muhteşemdir. Hala evet. Öyle olmalarını öyledir. Diliyorum. Tabii of, ki. Ama çok saflar, kandırmak da çok kolay. Kolay. Bir de onu söyleyeyim. Kolay. Maalesef. İyi niyetli bir ülkeyiz biz. İnsanlarımız evet. Öyle. İnsanlarımız çok temiz aslında ama kandıracak kolay, olan insanlar evet, kaybolup gitsinler. Öyle maalesef, diyelim. Efendim evet. Şimdi siz tabii devlet okullarında da öğretmenlik yaptınız. Dediğiniz gibi köylerde tabii de yaptınız. Harikulade hizmetler verdiniz. Ve diyorsunuz ki ben 41 yıldır çocuklarımı hep tanırım. Onları bilirim. Görsem bana deseler ki ben şuyum, ah evet der, hatırlarım diyorsunuz. Kolay değil tabii. Kesinlikle. Bir 5 sene onlarla geçiyor. Değil mi? Kesinlikle hatırlarım. Evet. Peki, İsmini söylesin hatırlarım yani. Değil mi? Bence belki de öyle. Fiziken tanıyamamış olabilirim. Çünkü tabii. Şimdi sergimde öğrencilerim geldi. 5-6 tane. Evet. Ben onları bıraktığımda 11 yaşındalardı. Tabii. 10'dan 11'e geçmişlerdi. Çocuk. Şimdi hepsi delikanlı olmuş, 30 yaşlara gelmiş, kimisi evlenmiş, anne olmuş, baba olmuş. Ama yine de gözlerine baktığınız zaman bir şeyleri görüyorsunuz, hatırlayabiliyorsunuz. İsmini söylediği zaman zaten hatırlıyorsunuz. Evet. Tabii ki yani onlar 5 yıl boyunca artık bizim evladımız oluyorlar. Evladımızın, belki evladımızı o kadar göremiyoruz. Peki nasıl onlar bir öğretmendiniz kadar. Cahit Bey? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi 20 yıl kadar köylerde çalıştım. Birleştirilmiş 5 sınıflı okullarda çocuklar çalıştım. Çocuklar için nasıl bir öğretmendiniz onu soruyorum. Onu çocuklara sormak olmaz. Lazım. Ama, siz de ama, size söyleyin ama. Çok çocuklara başarılı karşı olduğumu ve sevgi nasıl? Dolu olduğumu hep söylerler ve öyle ararlar mi? Hala. Öyle mi? Ararlar, sorarlar çocuklarım. Yani öyle şefkatli bir öğretmendim. Güzel. Yani gerçekten işimi olması gerektiği gibi yapan, bunun için olağanüstü çaba harcayan bir öğretmendim. Ve şimdi tek başıma çalıştığım birleştirilmiş 5 sınıflı okullardan mezun olan öğrencilerden ODTÜ mezunu, Hacettepe mezunu maşallah. Bile var yani. Maşallah. Birleştirilmiş 5 sınıf. Yani insanlar tabii kendisini çok anlatmamalı. Yani çevredekiler söylemeli ama olsun. Ben mesleğimi ben başarıyla yaptığımı şeyi sordum. Öğrencilerinize olan evet, duygularınızı evet, olması sordum. Gerektiği gibi yaptığımı peki. Ve çoğunun kulağını bile sevdiniz. Çoğu zaman tutmadığımı az zaman sevdiğimi, tuttunuz mu? Sevdiği, çoğu zaman onu da okşar gibi. yani doğru. Dolayısıyla böyle yapmaya peki, çalıştım harika. Mesleğimi. Şimdi siz bir de efendim resim yapıyorsunuz. Evet. Bu 4 senedir mi? Kaç 4, senedir 4 sene olmadı bile. Peki nereden karar verdiniz? Öğretmenlik bitti, o yoğun tempo. Dediniz ki artık evet. Yeter. Ben resim yapayım dediniz ama mutlaka onun bir altyapısı vardı. Evet. Aslında ben bu işlere yıllardır fırsat bulamadım. Hani insanların içinde kalır ya bu diyelim. Ben öğretmen okulu çıkışlı bir öğretmenim. Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuyum. Eski köy enstitüsünün devamı olan bir okuldan mezunum biliyorsunuz. Köy enstitülerinde keşke o okullar şimdi olsaydı. Köy enstitülerinde öğrencilerin kabiliyetlerine göre, yeteneklerine ve isteklerine göre eğitilmesini sağlayan birimler açılmıştı. Mesela bizim okulumuzda 2 tane marangozhane vardı. 1 tane resim atölyesi vardı. 1 tane demirhane vardı. Daha o yıllardaki ben 69 mezunuyum. Müzik odası vardı. Müzik odasında piyano bile vardı. Yani yeteneği ve isteği olan öğrenciler oraya öğretmenlerimiz tarafından yönlendiriliyordu. Ben de onlardan biriyim. Öğretmenlerimi de burada minnetle anıyorum. Resim atölyesinin son 1 yıl veya 2 yıl anahtarının biri de bendeydi. Öğretmen bana vermişti. O yıllarda. O yıllarda sulu boya resim, kuru boya resim falan yapardık. Yani yağlı boya yok. İçimdeki uhde hep işte resim öğretmeni olmaktı. Ama benim mezun olduğum yıllarda ki yatılı okul, 6 yıl okudum. İlkokul, ortaokul, lise birlikte. Elbette. Mesela Balıkesir, Savaştepe'de. İki kardeşim daha okuyordu. Yani babam bizim harçlığımızı zor gönderiyordu zaten. Yani bir üst okula gitmek istememe rağmen bu ekonomik olarak mümkün değildi. Babamı çok zorlardı. Ben de gitmedim. Ve öğretmenliğe hemen 6 ay içinde tayinim çıktı. Öğretmenliğe başladım zaten. Ama içimde kaldı. Mezun olduktan sonra dedim ki takım müziğim
İşte yağlı boya yavaş yavaş bilir bilmez yapmaya başlayayım. O şekilde başladı bu hikaye. 3-5 tablo yaptım. Çok anlamadığım halde yaptım. Çünkü sulu boya gibi değil. Sulu boya çok ayrı bir branş. Sonunda kaldı öyle, bıraktık işte. Nasıl? Yağlı boyayı birkaç tane yaptınız, bıraktınız. Bir daha yapmadım. 5-6 tablo yaptım. Eş dost aldı gitti. Birini de rahmetli annem almıştı. Tam da tamamlamamıştım. Abi ne güzel olmuş falan. Ben bunu evime götüreceğim. Dedim tamamlayayım öyle alırsın. Yok ben götüreceğim. Götürdüm. Onun vefatından sonra çocuklarım o tablo orada duruyordu işte yarım yamalak. Onu aldılar getirdiler buraya. Onu tamamlayarak yani eksikleri gidererek burada çalışmaya başladım. Yeniden işte fırçalar aldım, boyalar aldım, tuvaller aldım, şövel aldım şu bu. Yani yeniden başladım. Ne zaman? 35 yıl sonra. 35 yıl fırçayı elime almadım. Ama zaman zaman karikatürler falan yapardım. Hatta bir mahalli gazetede karikatürlerim bir dönem yayınlanmıştı çalıştığım yerde. O yüzden de biraz siyasi içerikli bulunduğu için idari soruşturma falan da geçirdim. Neyse oraya girmeyelim. Dolayısıyla burada o tabloyu bir tane de evimde vardı öyle. İkisini yenileyerek biraz daha tamamlayarak başladım. Ne diyelim işte şu anda dün akşam 117. tablomu bitirdim 3,5 yılda. Çok güzel. Bravo. Çok merak ettim. Tablolarınızı zaten görüyoruz ekranda evet. Da ve harikulade şeyler. Sergiye katıldınız değil mi? İkinci sergimi açtım geçen cumartesi günü. Hala devam ediyor. 2015'te bir sergi açmıştım. Yani 2014'te ben çalıştım. Zaten insanların en çok şaşırdığı konulardan biri odur. Arkadaşlarım, dostlarım, yakınlarım falan senin bu yeteneğini biz bilmiyorduk. Yeteneğini dediler bana hep diyorlar. Gerçekten bilmiyorlardı. Çünkü yeteneğimiz işte 3,5 yıldır çıktı ortaya. Kimse bilmiyordu. En çok şaşırdıkları buydu. Birinci sergide de bunlar soruldu. İşte yani kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Eğitim aldınız mı? Hayır, hayır cevapları verdik tabii. Evet. Dolayısıyla işte 3,5 yıldır bu işi böyle o tablolarla başladı ve devam ediyor inşallah. Serginizi öğrencileriniz duyarak mı gelmiş? Şimdi ben Facebook onları sayfanızda da zaten vardır. Sosyal medyada falan paylaştık ya. Paylaştık Facebook'ta, Instagram'da, şurada burada. Tabii ki onlar ben de takip edeceğim evet, sizi inşallah. Teşekkür ederim. Ve onlar tabii ki bunları öğrenerek, duyarak geldiler. Bu paylaşımları görerek geldiler. Aradılar, geldiler. Ben de kendilerine birer tablo hediye ettim giderken. İşte öğretmenlik değil yani, mi? Babalık tabii. Gibi bir şey oluyor aynen bu. Aynen öyle. Dolayısıyla işte böyle yani Müge Hanım. Çok güzel. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Aslında ben burada bir yakında bir iş yerimiz var. Onun salonunda kendime uygun bir ofisim var. O ofisi küçük bir ofis. O ofisi atölyeye dönüştürüyorum pratik olarak ama hemen orada geçici bir atölyem falan yok yani. Şimdi onu soracaktım. Şimdi gelin atölyeniz ofistir. Var mı diye. Evet. Ofistir ama 2 saat sonra atölyeye dönüşmüştür. Hı. Ama ben yolunu ayarlıyorum. O da çalışmalarımı güzel, her gün her gün de olmuyor. Bazen günde 2 saat, 1,5 saat. Ama her bu gün arada gibi çalışıyorum. Her gün gibi, gibi oluyor. Oluyor. Yani son yaptığım işte sergiden sonra şimdi bir tablo yaptım. Bir arkadaş kızımın arkadaşlarının isteğiyle bunu yaptık. Bir fotoğraf göndermişler bana. O fotoğrafı tabloya döktük. Hı hı. Yani sergiden sonra ilk daha tablomuz. Daha çok somut mu çalışıyorsunuz? Pek daha çok ben yakın çalışmayı seviyorum ve doğa çalışıyorum. Çok. Doğa çalışıyorsunuz. Çok yakın çalışıyorum. Birebir çalışıyorum. Hı hı. Yani benim resimlerim çok nettir. Çok flu değildir. Soyut falan değil soyut yani. Soyut çalışmıyorum. Öyle, efendim işte şuradan bunu çıkar, buradan yok, bunu çıkar yani falan gibi. İnsanların yarım saat tablonun başında bekleyip de ressam burada şunu demiş, bunu demiş demesini istemiyorum. Tabii ki o ressam arkadaşlarımızda çok değerli eserleri var. Evet. Hepsine büyük saygım var, saygı duyuyorum. Ama benim tarzım bu. Tabii. Daha çok doğa ve özgür doğa. Mesela hı-hı, ben o gün sergide de bunları söylemiştim. Genellikle özgürlüğü sevdiğim için, doğayı da çok sevdiğim için, örneğin meyveler yaparım, sınırlamam. Tabaklarla, sepetlerle sınırlamam. Dalında yaparım. Hı-hı. Dalında eserlerim var benim 5-6 tane. Hı-hı. Örneğin domatesler var, narlar var, ne bileyim üzümler var.
renkleri buluşturmak aslında bir hayli zaman ister diye düşünüyorum, değil mi? Evet. Bir de siz birebir çalıştığınız için renklerin de birebir olması gerekiyor tabii. Ya mavi bir domates düşünemiyorum, sizin yapabileceğiniz öyle bir şey yok. Ama o kırmızılıktan geçiş, eğitim tabii aldığı kısmı ışık. Nerede işin? Siz zaten bu işi çocuklara öğrettiniz. Yıllarca yani, resim derslerine girdiniz. Elbette. Ama sonra mesela 21-26 yıl dediniz, devlette çalıştım. 15 yılda dershanelerde çalıştım. Dershanelerde çalıştınız. Matematik öğretmenliği yaptım dershanelerde. Matematik öğretmenliği sadece yaptınız. Matematik dershanelerine anladım. Girdim. Ama bu 26 yıl içinde resimde var mıydı? Yoktu. Resim dersine hayır. Girmediniz. Hayır, hayır hiç. Ona başka hocalar mı girdi? Siz hep matematik öğretmeni değil misiniz? Sadece ben şöyle söyleyeyim. 26 yılda elbette resimde vardı. Okulda müzik onu de vardı, sordum. Resimde vardı. Siz tüm dersler, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler. O sınıfın öğretmenisiniz. Kaç ders var? 5, 6 diyelim. İşte, bütün altısından da sorumlusunuz. Onu soruyorum. Yani mesela yani, ben, pardon sözünüzü buyurun, kestim. Lütfen. Mesela matematik anlatıyorum tahtada diyelim. Konu diyelim havuz problemleri. Herkesin korkulu rüyası. Hani kardeşim 8 yaşında çocuğun havuzla ne problemi olur diyor ya bir sanatçımız. Evet. Onun gibi. Ama benim çocuklarımın havuzla hiç problemleri yoktu. Niye biliyor musunuz? Hemen bir havuz resmi çizerdim tebeşirle tahtaya. İşte yanında üstte iki musluk, altta bir musluk, yanında ağaçlar, çiçekler falan. Motivasyon son derece önemli. Harika. Motive olur zaten. Kolayca olayı anlatırsınız. Bu yeteneğimi de çeşitli derslerde hep kullandım. Tabii resim dersinde de kuru boya, sulu boya çalışmaları öğrencilerimize hep yaptırdık. Tabii. İşte perspektif nedir, ışık nereden alması lazım nedir, bütün bunlar objelerin nereye yerleşmesi gerektiği boyutları hepsini tabii ki çocuklarımıza anlattık yıllarca becerebildiğimiz kadarıyla. Evet. İşte biz de şimdi kendi eserlerimize bunları kullanıyoruz. Uyguluyorsunuz. Zaten bir tabloda, özellikle bir manzara tabloda derinlik ve ışık çok önemlidir. Ve bir de renk geçişleri. Önemlidir. Derinlik için ne yapmak lazım? Yani şöyle biraz söyleyeyim ben size. Biraz daha açık mı boyamak lazım? Tabii ki. Şimdi uzaktaki cisimler daha flu, daha küçük, belli belirsiz görünür. Şimdi mesela uzaklara bir ağaç yaparsınız, küçük boyutta. Bir önlü ağaç yaparsınız, biraz daha koyu renkte. En son bir tane devasa bir ağaç yaparsınız, kilometrelerce uzağa atar. Resimlerinizin bir hikayesi benim. Var mı efendim? Resimlerin bazılarının hikayeleri var. Mesela bir son yaptığım çalışmalardan bir tanesi doğaya bürünmüş bir kadın resmiydi. Arkadaşlar gördüler sergide. Doğan Hüznü adını verdiğimiz bir tabloydu o. Daha doğrusu ben değil, adını başka bir arkadaşım yakıştırdı. Ben çok uygun buldum. Tablomu gördüyseniz bilmiyorum ya da görürsünüz. Bir tarafı siyah bir yere bakıyor. İşte beni katlettiniz diyor doğa. Ve gırtlağıma kadar da girdiniz. Bir de yol var. Kadının gırtlağına doğru gidiyor. Doğanın içinde gerçekte bir orman görüyorsunuz ama bir kadının gözlerini de görüyorsunuz. Ağzını burnunu da görüyorsunuz o tabloda. Mesela mesajı olan bir tablo. Mesela Mostar Köprüsü'nü yapmıştım. Biliyorsunuz orayı Sırplar yıktılar o katliamda. Ve bu beni çok etkilemişti. Mutlaka o tabloyu yapacağım dedim. Ve Mostar'ı görmüş değilim. Yaklaşık 20'ye yakın fotoğrafından çeşitli açılardan çekilmiş inceledim ve kendime göre bir şey yaptım. Birçoğunun böyle hikayeleri var. Çeşitli yerlerde seyahatlerimde yaptığım, çektiğim fotoğraflar var. Onları birebir tabloya aktarıyorum. Mesela Marmaris'e gitmiştim. Kaldığım tatil köyünün bir sabah görüntüsünü fotoğraflamıştım. Onu yaptım. Mesela Karadeniz'de Fırtına Deresi'ne gitmiştim. Fırtına Deresi'ni çektim, onu tablolaştırdım. Burada Saros Körfezi girişini, Çanakkale'liyim ben. Çanakkale'ye giderken Koru Dağları vardır. Koru Dağı araçtan çektiğim bir fotoğrafı, aynen o yolu falan yaptım. Daha birçok var, yani hikayeler var, çoğunun hikayesi var. Harikulade. Evet. Zaten gitmiş olduğunuz yer, yurt dışına gittiniz mi? Gitmedim. Gitmediniz. Gitmedim, sadece gittik sayılmaz bir Karadeniz turunda. Biraz sınırı geçtik yani. Batum'a kadar gitmiştik. Aha, hepsi evet. Bu. Evet, olsun. Yurt dışına gitmedim ama ilk fırsatta gitmeyi de düşünüyorum. Aslında bu yaz gidecektim, olmadı.
artık bu sene. İnşallah bakalım. Yani. Gidince oradan İstiyorum da yani. Değil mi? Tabii. Esintiler gelecek elbette. İnşallah. Aslında yapılan her çizginin de bir şey var. Bana göre bir hikayesi var. Yani atılan her çizginin bir duygusu var sizden evet. çıkan. Kara kalem çalışması yapıyor musunuz? Eskiden yapıyordum ama şimdi onu da yapmıyorum. Ben bir özelliğim de şu, tablolarımda hiç kara kalem kullanmam. Eğer bina varsa tabloda, o binaların yerlerini belirlemek, belli belirsiz belirlemek için... Kalem kullanmıyorsunuz hayır, hiç. Kullanmam. Kalemi fırçamdır. O binalar varsa, örneğin bir Mardin tablosu yapmıştım. Of. Mardin biliyorsunuz üst üste evler, böyle taş kabartma çok evler. İsterim onu görmeyi. Şimdi onları görürsünüz. Onu tabii ki oradaki binaların konumlarını, açılarını, o üst üste çünkü eski Mardin evleri çok mükemmel de. Sokaklar. Benim damadımın birisi Mardin'i, onun babasına hediye yaptım onu, ben hediye ettim. Yok yani ondan şimdi bir tane ama daha. Görüntüsü var yanında. Var, görüntüsü var sadece. Evet, evet. İsteseniz aynını yapabilir misiniz? Yani? Hemen hemen yaparım. Ve ona hediye ettim. Yaklaşık bir ay üzerinde çalıştığım, kabartmalarını bile yaptığım bir tablodur. Dolayısıyla o tür çalışmalarda, mesela Selimiye Camisi yapmıştım. İşte tabii ki minarenin düzgün olması lazım değil mi? Çizgi tabii. olarak. O belli, taslak, basit çizgiler. Bunun dışında bir fırça. Diyelim ki bozuldu. Ya istediğim gibi yapamadım. Beyaz boyayı çekiyorum üstüne. Sonra başka renkte bir iki gün kurumasını bekliyorum. Başka bir renkte istediğimi yapıyorum orada. Şimdi benim iş yerimde çalışanlar geliyorlar. Tablo bitmiş gibi görüyorlar onlar. Bakıyorlar. Aa ne güzel olmuş falan. Ama ben öyle bakmıyorum tabii. Nerede hata yaptım? Nerede eksik var? Neresi nasıl olmalıydı? Ben ona bakıyorum. Sonra ertesi sabah geliyorlar. Gene bakıyorlar. Bakıyorlar ki belli bir bölümüne beyaz boya atılmış. Bozulmuş tablo falan. Yani öyle bakıyorum. Onun için fırça kalemimdir yani. Fırçayla çalışıyorum. Harika. Kalem çok nadiren kullanıyorum. Zaman zaman işte kara kalem çalışmaları da tabii yapıyoruz ama bunu böyle çok sergilik boyutta falan böyle bir çalışma yapmadım. Karikatürler yapıyordum mesela. Biraz da siyasilerim falan. Ondan da vazgeçtim şimdi. Evet böyle yani. Peki sizi motive eden, şimdi aile çok önemli biliyorsunuz. Evet. Ve elbette ki böyle işlerde insanın önce kendi motivasyonu gerekiyor. Siz evet. isterseniz olacak. Ama aileden de işiniz bitiyor. İşte büronuz var, bir yeriniz var. Orada çalışmaya başlıyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Saat olmuş 8, 9, 10 böyle olabiliyor mu? Ben genellikle öğleden sonraları buradayım. Ve burada yapıyorum çalışmalarımı. Zaten biz mekanı 12'de kapatıyoruz. O zamana kadar çalışmalarımı tamamlıyorum. Yani saat gece, saat 9'da 11 arası genellikle çalışmalarımı veya bir de öğleden sonra 4 ile 5 arası yapıyorum. Yani öyle fazla bir gecikme olmuyor. Ama ailemin de çok desteği var değil tabii. Mi? Tabii mi? Ki onlar da her zaman bana destekler. Arkanızda, sağ olsunlar. Yanınızda. Çocuklarım, eşim. Tabii. Tabii ki yanındalar yani. Vay yanındalar. Neredesin? Vay biz bununla uğraşacağız. Onlar da beğeniyorlar. Onlar da beğeniyle izliyorlar. Evet. Yani bilmiyorum. Her başarılı erkek ya da kadının yanında bir eş. Evet, vardır. Evet, ben arkasında evet, demek istemiyorum. Aynen katılıyorum. Yanında ben. Demek istiyorum aynen efendim. Katılıyorum. Çünkü ancak yanınızda olursa o iş birliği olmazsa zaten değil mi? Olmaz yani. Sıkıntılar yaşarsınız. Hayatta da böyle. Dolayısıyla olmalı tabii. Peki efendim. Harikulade bir sohbetti. Teşekkür ve siz ederim. Hayatınızı çok güzel değerlendiriyorsunuz. Tebrik ederim önce. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü isteklerinizi ya. Yapıyorsunuz. Zaten 41 yıl harikulade bir emek sarf ettiniz. Ve pırıl pırıl bir nesil yetişmesinde yardımcı olduğunuz emeğiniz geçti. Çok da teşekkür seviliyorsunuz. Teşekkür bir yandan inşallah. Da bu sanata bakışınız, bunun için cesaretle adım attınız, tembellik yapmadınız. Bunu da tebrik ediyorum. Çünkü insanlar hep şunu yapacağım, bunu yapacağım der durur. Ama işte bakın ne diyorsunuz ya, vakit aslında zamanım yok diyenlere zaman kızacak. Değil evet, mi? Evet. Nasıl yaratıyorsunuz zamanı hiç işte? Hiç boş durmadım yani. Ya. Yani şimdi emekli arkadaşlarımız çok tabii. Hani ben o herkesin anladığı anlamda emekliliği hiçbir zaman yaşamadım. Yaşamak da istemiyorum. Çünkü benim için çalışmak çok daha iyi. Yani boş duramam.
Harikulade. Boş duramam. Yani sadece ben bu işleri de yapmadım. Bu şehirde birçok iş yaptım. Köylerde öğretmenliğin dışında başka işler yaptım. Köylerde çalışırken arıcılık yaptım mesela. 8 yıl. Bal. Tabii bal ne ürettim. güzel. Köyüm deniz kenarı olduğu için balıkçılık yaptım yaz tatillerinde. Kayığım vardı. Yani ben hiç boş kalmadım. Ve bundan da son derece mutluyum. Ve beni dinç tuttuğuna da vallahi genciciksiniz. Yüzünüze yani. Bakıyorum da hani teşekkür maşallah. Ederim. Onu bilemiyorum tek bir ama kırışık yok dinç, sevgili seyirciler. Dinç tuttuğuna inanıyorum. O Çalışmak. Zaman bütün emeklileri siz bir örneksiniz şu anda. Yani öyle demeyelim herkese de ben ve emeklilere mesajınız bu olsun. Çalışın. Yani insan isterse sağlığı el verdiği sürece mutlaka boş zamanı bir şekilde değerlendirir. Yapamayacağı şey yok. Yani mesela beni izleyen bazı arkadaşlarımız geliyorlar veya gençler geliyorlar. Diyorlar ki ben çöp adam bile çizemem. Hayır, ben ona katılmıyorum. Ya, tabii bu biraz yetenek işidir ama resimden söz ediyorum. Tabii. Eğitilebilir insanlar, öğretilebilir. Yani öğretilebilir. Herkes yeter ki amaçlasın, bana göre her şeyi yapabilir. Çok güzel efendim. Sürem doldu. Hatta geçtik bile. Bana kilometre saatini oradan gösteriyor sevgili arkadaşım. Ben çok teşekkür ediyorum programa konuk olduğunuz için. Teşekkür çok değerli ederim, bir insan Müge tanımış Hanım. Oldum. Sizlere güzel sözleriniz, güzel ama duygularınız gerçek, için. Gerçek efendim. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Sağ çok olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Cahit Dündar'a çok teşekkür ediyoruz değerli seyircilerim. Ve işte güzel bir emeklilik, hatta güzel bir hayat geçirmek, ille de emekli olmamıza gerek yok. Çünkü çalışıyoruz, çalışanlar var. Eve gidip de of aman yorgunum, şunu yapamam, bunu yapamam deyip televizyonun karşısına kurulacağımıza kendimizi ayırdığımız köşede bir şeylerin farkına varıp da yeni yeni üretmek ne kadar güzel olacaktır. Efendim hepinize sevgiyle dolu ürettiğiniz ve hiç boş kalmadığınız günler diliyorum.